Bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce 4 oyun sever yazılımcı, bilgisayar tarihinin en önemli yazılımlarından biri olan Microsoft Windows işletim sistemini bambaşka bir hale getirdi ve onu bir oyun kutusuna çevirdi. Yazılım üreten bir firmada tüm olmazlara rağmen geliştirilen bu kutunun adı Microsoft Xbox'tı. Oyun konsolu dünyasına sonradan dahil olsa da elde ettiği büyük başarıyı bugün bile sürdüren Xbox, nasıl oldu da bugün en sevilen oyun araçlarından biri oldu? Teknoloji devlerinin serüvenlerini anlattığımız Nereden Nereye serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. Tarihler 1999 yılını gösteriyordu. Japon devi Sony, oyun konsolu dünyasında yarattığı PlayStation devrimini ikinci nesliyle sürdürmeye hazırlanırken, oyunlara en uzak sayılabilecek firma olan Microsoft, işletim sistemindeki başarısının keyfini sürüyordu. Piyasaya sürülen Windows işletim sistemi, Microsoft'un o döneme kadar yaptığı en karlı işti. Bilgisayar mağazaları Windows satın almak isteyen insanlarla dolup taşarken, şirket bu işletim sistemine inanılmaz kazançlar sağlıyordu. Windows işletim sistemi şirketler tarafından benimsenmişti. Ancak PC'lerin evlere girmesiyle ev kullanıcıları için de harika bir işletim sistemi olmuştu. Sayısız yüzlerce program, internet bağlantısı, medya desteği ve sınırlı sayıda da olsa oyunlar Windows'u eğlence merkezi haline getirmeye başlamıştı. Ancak 1999 yılında piyasaya sürülen Sony PlayStation 2 modeli eğlence anlayışını oyun odaklı yapısıyla bambaşka bir noktaya taşıdı. Cihaz inanılmaz satıyordu ve neredeyse tüm evlerin oturma odalarında kendine yer ediniyordu. Oyunlarla arası olmayan insanlar bile PlayStation 2 satın alıyordu. Çünkü konsol sadece oyun oynatmıyor, müzik ve film gibi içerikleri de oynatabilen medya desteği sunuyordu. Üstelik konsolu ilk modelinde adaptörlü, ikinci modelinde doğrudan internet erişim yeteneği de mevcuttu. İşte tüm bu özellikleri bir arada sunabilen uygun fiyatlı bir donanımın oturma odalarında yer alan PC'lerin yerini doldurabilir fikrini öne çıkardı. Kaldı ki bu fikri Sony tanıtımlarında konsolun yeteneklerinden övgüyle bahsederek destekledi. Evlere yeni yeni giren PC'ler gerçekten de yerini bir oyun konsoluna bırakabilir miydi? Peki ya bu durum gerçekleşirse bu durumdan en büyük zararı kim görürdü? PlayStation 2, Windows'u ve elbette Microsoft'u tehdit eden bir makine olarak algılanmaya başlandı. Şirket bu noktada bir hamle yapmalıydı ki hem evlerde yerini sağlamlaştırabilsin hem de ev eğlence merkezinin Windows olduğunu gösterebilsin. Ancak Microsoft liderleri bu konuya kafa yorarken şirketin oyunsever 4 ismi çoktan harekete geçmişti. Microsoft ekibinde çalışan 4 yazılımcı mühendis Kevin Beckhaus, Seamus Blackley, Ted Hayes ve Otto Berkus PlayStation 2'ye verilecek cevabın Microsoft imzasını taşıyan bir oyun konsolu olması gerektiği fikrinde birleşti. Onlara göre Microsoft güçlü bir oyun konsolu geliştirmeli ve bu konsolu hem oyuncular için hem de oyun geliştiriciler için eşsiz bir makine haline getirmeliydi. Microsoft o dönem oyun alanında yeni yeni atılımlar yapıyordu. Ancak şirket için oyunlar düşünülecek en son alanlardan biriydi. Yine de Age of Empires, Flight Simulator gibi yapımlarla bu alanda yavaş yavaş faaliyetler yürütüyordu. Oyun geliştiricileri için de destek sunan Microsoft, DirectX isimli bir programlama aracı da geliştirmişti. Bugün birçok oyunun Windows üzerinde çalışması için gerekli olan bu ara birim, grafik ve ses çözümlerinin hızlandırılmasına yardımcı olurken daha kolay kodlama desteğiyle ön plana çıkıyordu. İşte 4 mühendis, Microsoft'un yeni bir oyun konsolu fikrini DirectX ve Windows birlikteliğiyle düşünmeye başladı. Buna göre Windows işletim sisteminin gereksiz kısımları çıkarılacak ve DirectX ile güçlendirilerek uygun donanımla birleştirilecekti. Bu sayede hem Microsoft'un bir konsolu olacak hem de oyun geliştiriciler iyi bildikleri Windows ile daha rahat oyunlar geliştirerek bu konsolu besleyecekti. Nitekim bu fikri prototipe de döken ekip kod adı Direct Xbox olan çalışmayı geliştirdi. Daha sonra adını Xbox olarak güncellediler ve Microsoft lideri Bill Gates'e sundular. Elbette Microsoft büyük bir şirketti ve farklı ekiplerden oluşuyordu. Bu ekipler de kendi işlerinde farklı çalışmalar ve fikirler geliştiriyordu. İşte o farklı ekiplerden biri olan Windows CE takımı benzer bir konsol fikrine sahipti ve onlar da Bill Gates'e bu konu hakkında sunum yapmak istiyordu. Windows CE o dönem PDA, mobil cihaz ve konsollar için geliştirilen bir kırpma Windows işletim sistemiydi. Ayrıca dönemin farklı bir oyun konsolu olan Sega Dreamcast ile iş birliktelikleri vardı. Dolayısıyla konsol konusunda bilgiye de sahiplerdi. Bir kez yapılan toplantıda iki ekibi de dinledi. Windows CE takımı hali hazırda mevcut olan konsolun geliştirilerek daha iyi seviyelere getirilmesi fikrini savunuyordu. Sonuçta bu alanda yeni değillerdi, bir iş birlikleri vardı ve dolayısıyla yazılım ve donanım gücüyle bunu destekleyerek daha ileri taşıyabileceklerine inanıyorlardı. Xbox ekibi ise bu fikre karşıydı. Kendi işimizi kendimiz yapmalıyız mottosuna sahiplerdi. Sonuçta yazılım tarafında yapamayacakları şey yoktu. Donanımı da bir şekilde halledebilirlerdi. Üstelik yapacakları konsolda şimdiye kadar denenmemiş şeyler denenecekti. Bunlardan ilki hard disk, diğeri ise Ethernet ile çevrim içi oyun deneyimiydi. O dönem Sega Dreamcast internet erişimi sunuyor olsa da teknolojisi çevirmeli modem gerektiren ilkel yapıya dayanıyordu. Xbox ekibi ise günümüzde kullandığımız ve o dönem için gelecek kabul edilen geniş bant sistemi benimseyecekti.
gelecekti. Toplantıda Gates iki fikri de makul buldu ancak daha fazlasını görmek istiyordu. Bu kez Xbox takımı ilk prototip Xbox konsolu ortaya çıkardı. Konsol bilgisayar PCB'sinden kırpılmış, üzerine basit lehimlemeler yapılarak hazırlanmış bir devre kartından oluşuyordu. İçinde ise PlayStation 2'nin Windows üzerinde çalışabileceği bir emülatörü barındırıyordu. Ekip düğmeye bastı ve saniyeler içinde cihaz ön yükleme yaptı. Bill Gates inanılmaz bir heyecan yaşadı çünkü o dönem en hızlı Windows 3 dakikada açılıyordu. Bu makine ise sadece saniyeler içerisinde ön yükleme yapabilmişti. Daha sonra cihaza yerleştirilen bir PS2 oyununun çalıştırılması gösterildi ve Xbox fikrinin donanım olarak da başarılabileceği kanıtlanmış oldu. Bu sunumdan sonra Xbox ekibi gereken onayı Bill Gates'ten alsa da Gates, şirketin yeni CEO'su olacak olan Steve Ballmer'ın da fikrinin alınması gerektiğini belirtti ve ekibe Ballmer'ı da ikna etmelerini söyledi. Ekip yeni bir sunum için tekrar liderlerin önüne çıktı. Ancak Steve Ballmer Gates kadar heyecanlı değildi. Ona göre bu fikir kabul edilmesi çok zor bir öneriydi. Steve Ballmer'a göre Microsoft bir yazılım şirketiydi ve o şekilde kalmalıydı. Donanıma, özellikle oyun tabanlı bir cihaza yatırım yapmak akıllıca bir hareket değildi. Üstelik bahsi geçen oyun konsolu, hard disk, ethernet kartı gibi ekstra devreler gerektiriyordu. Dolayısıyla daha fazla maliyet anlamına geliyordu. Ancak Xbox takımı konsola güveniyordu. Mevcut durumda PlayStation herhangi bir bilgisi yokken bunu başarmıştı. Üstelik bu başarı Microsoft'un varlığını da tehdit ediyordu. Oyun geliştiriciler PC'yi bırakıp konsola yöneliyor, insanlar evlerine PC değil oyun konsolu satın alıyordu. Kısaca video oyun sektörü büyüyordu ve gelecekte çok daha büyük bir sektör olacaktı. İşte Microsoft Xbox ile bu sektöre dahil olmalıydı. Özellikle çevrim içi oyunculuk gibi bir teknolojiyi herkesten önce insanlara sunmalıydı. Kısaca Xbox takımı güçlü bir vizyon ortaya koydu ve tüm Microsoft ekibini ikna ederek geliştirme biletini kaptı. O andan itibaren ekip güçlü bir yapılanmayla yola çıktı ve Microsoft Xbox olarak oyun dünyasına adımını attı. Takvimler 2000 yılını gösterdiğinde Microsoft önce oyun geliştiricileri fuarında, daha sonra E3 oyun fuarında yeni konsolunun tanıtımını gerçekleştirdi. Geliştiriciler konsolun gücünü deneyimlerken oyuncular çok sevilen Halo markası ve Xbox konsolu ile yakından tanışma fırsatını buldu. 2001 yılının ortalarına gelindiğinde ise şirket dünyanın en önemli fuarlarından biri olan CES Tüketici Elektroniği Fuarında Xbox oyun konsolunun lansmanını gerçekleştirdi. Takip eden süreçte Xbox 15 Kasım tarihinde Amerika'da, Şubat 2002'de Japonya'da ve Mart 2002'de de Avrupa'da piyasaya sürüldü. Amerika pazarında iyi bir çıkış sağlayan konsol, özellikle Halo oyununun etkisiyle kısa sürede 1 milyon barajını geçti. PlayStation'a göre satışlar çok geride olsa da Xbox, oyun konsolu pazarında dikkat edilmesi gereken bir marka haline geldi. Takip eden yılda ise Xbox Live abonelik hizmeti sunuldu. Online oyunculuğa geçişi sağlayan bu hizmet ilk haftasında 150 bin kullanıcıya ulaştı. Aslında satış rakamları Microsoft için pek de etkileyici değildi. Özellikle Asya pazarında Sony hakimiyeti Xbox karşısında ezici bir üstünlük sunuyordu. Buna rağmen Xbox yavaş ancak istikrarlı bir güç sağlıyordu. Elbette bu gücü tetikleyen iki önemli şey vardı. Bunlardan ilki Halo oyunu, diğeri ise çevrim içi oyun hizmetiydi. Microsoft konsol satışlarından para kazanmıyordu. Ancak Halo ve Xbox Live'ın başarısı zıt şekilde firmaya kaynak sağlıyordu. Öyle ki Halo'nun ikinci oyununu bekleyen oyun severler, oyunun satışa sunulduğu ilk gün 2,5 milyondan fazla kopyayı satın aldı. Xbox konsolu ise toplamda 24 milyon adet satmış olsa da ilk kez dahil olunan bir piyasada kabul edilebilir bir başarı oldu. Elbette bu başarı Xbox için gelecek planı oluşturulmasına da ön ayak oldu. Tarihler 12 Mayıs 2005'i gösterdiğinde Microsoft yeni nesil oyun konsolu Xbox 360 modelini tanıttı ve konsolu Kasım ayında Amerika'da, takip eden ayda ise Avrupa ve Japonya'da piyasaya sürdü. Bu erken çıkış PlayStation 3 modeliyle araya 1 yıl koydu ve piyasaya erken girişinde etkisiyle 2 aylık süreçte 1,5 milyondan fazla satmayı başardı. Xbox 360 modeli gerçekten hızlı bir ivme yakaladı ve jenerasyonun en iyi konsolu olma yolunda güçlü bir çıkış yaptı. Ancak piyasaya erken girişin bir bedeli vardı. Xbox 360 satışa girdikten kısa bir süre sonra Kırmızı Ölüm Halkası adı verilen bir hatayla yüz yüze geldi. Bu sorun konsolun güç düğmesinde beliren kırmızı bir halkayla kendini gösteriyordu ve konsol kullanılamaz hale geliyordu. Durumun ortaya çıkmasıyla ciddi bir sorun yaşayan Microsoft, sorunla karşılaşan kullanıcıların garanti süreçlerini uzattı ve yeni serilerde donanım değişikliğine gitti. Yine de bu sorun şirketin başını ağrısa da Xbox 360 modeli 2010 yılına kadar 39 milyondan fazla satarak etkileyici bir başarı gösterdi. Konsola 2010 yılında eklenen Kinect desteği ise satışları bir süre daha canlı tutmayı başardı. Satışta kaldığı toplam süre zarfında da konsol 84 milyon satarak harika bir başarı gösterdi. Üstelik en güçlü rakibi PlayStation 3'ün sadece 5 milyon gerisinde kalmıştı. Tarihler 2013 yılına geldiğinde ise Microsoft önceki nesildeki başarısını sürdürmek üzere yeni nesil konsolunu kullanıcılara sundu. Xbox One adını taşıyan bu konsol etkileyici özelliklere sahip olsa da çıkışı gerçekten olaylı oldu. Xbox One dahili olarak Kinect sistemiyle geliyordu. Bu durum
cihazın fiyatını $500'la önemli derecede pahalı kılıyordu. Zira PlayStation 4 bile $400'dan satılıyordu. Öte yandan Xbox şefi Don Matrick, yeni konsolun aktif internet bağlantısı olmadan oyun oynamaya izin vermeyeceğini ve kullanılmış bir oyunun farklı bir Xbox One üzerinde çalışmayacağını söylemişti. Oyuncular tarafında tepki gören bu uygulamalar konsolun PlayStation 4 karşısındaki rekabetine çok sert balta vurdu. Elbette kısa sürede bu tutumdan vazgeçen Xbox ekibi günümüz Xbox şefi Phil Spencer ile yeni bir sürece girdi. Şirket ara modeller ile konsolu 4K oyunculukla tanıştırdı. İlk ara model Xbox One S'ti. 4K oyun deneyimi sunmasa da bu model Blu-ray oynatıcıya ve HDR desteğine sahipti. Üstelik boyut olarak önemli ölçüde küçüktü. Diğer model ise dünyanın en güçlü konsolu olarak ortaya çıkan Xbox One X modeliydi. Kendi döneminde hiçbir konsolun sunamadığı gerçek 4K oyun deneyimini oyuncularla buluşturan bu konsol, çapraz platform desteği ve günümüzün en önemli oyun hizmeti Xbox Game Pass sistemini de yeni nesle taşımış oldu. Tarihler 10 Kasım 2020'yi gösterdiğinde ise Microsoft iki yeni konsolunu oyunculara sundu. Xbox Series S, önceki nesli andıran bir yapı ile geldi. Üzerinde disk oynatıcı taşımayan konsol, oyunları sadece dijital olarak oynatabilen ve 1440p çözünürlük sunabilen yapısı ile sunuldu. $299'luk fiyat etiketiyle satışa giren bu konsol, özellikle Game Pass hizmetiyle en ekonomik oyun konsollarından biri durumuna geldi. Öte yandan Xbox Series X modeli, daha gelişmiş bir mimari ve teknolojiyle önceki nesildeki gibi dünyanın en güçlü oyun konsolu olarak satışa sunuldu. Gerçek 4K deneyimini yeni nesilde de sürdüren bu konsol, yüksek hızlı SSD ve yakışıklı tasarımı ile $499 fiyata sahipti. İki konsol arasındaki donanım farkı insanları ikiye bölmüş olsa da her iki konsolda da güncel oyunları oynayabilmek sadece çözünürlük farkıyla mümkün oluyor. Üstelik Xbox Game Pass hizmeti ile oyuncular hem geçmişteki oyunları hem de yeni çıkacak oyunları istedikleri şekilde deneyimleme imkanlarına sahip oluyorlar. Tahmini rakamlara göre konsollar 10 milyon satış barajını geçmiş durumda. Ayrıca Game Pass abone sayısının da 25 milyonu geçtiği tahmin ediliyor. İşte rekabetin ortaya çıkardığı harika kutu Xbox'ın serüveni. Xbox oyun severler için en önemli platformların başında geliyor ve gelecekte de muhtemelen bunu sürdürecek. Özellikle ülkemizde zor günler geçen video oyun sektörüne ilaç gibi sunulan Game Pass hizmeti belki de geleceğin en önemli oyun hizmetlerinden biri olacak. Sayısız mavi ekranlara, sinir bozucu Windows güncellemelerine rağmen Xbox konsolu ve Game Pass gibi bir hizmeti sunduğu için Microsoft ekibine teşekkür ederiz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.